Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Yepyeni bir günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve Dışişleri Bakanları toplantısıyla 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında bilgi vermek üzere gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yarın öğleden önce Dışişleri Bakanları toplantısı, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde zirvenin gerçekleştirileceğini anlattı. Çok değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Yarınki toplantıya katılımın oldukça yüksek olacağını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu aslında salgına rağmen ülkemize duyulan güveninde bir göstergesi. 8 ülkenin devlet veya hükümet başkanı zirveye, 9 ülkenin dışişleri bakanları da bakanlar toplantısına katılacak. Diğer ülkelerde farklı seviyelerde temsil edilecekler diyerek toplantı detaylarına ilişkin bilgi verip, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla Antalya Diplomasi Forumu'na başlayacağını belirtti. Yarın sabah Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin dışişleri bakanları toplantısını, öğleden sonra ise yine aynı sürecin Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde zirvesini gerçekleştireceğiz. Forumun ana temasını yenilikçi diplomasi, yeni dönem, yeni yaklaşımlar olarak belirledik diyen Çavuşoğlu, bu forumu Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi benzerlerinden ayrı kılan diplomasi alanına odaklanmış olmasıdır. Şimdiye kadar 12 devlet ve hükümet başkanı, 43 dışişleri bakanı, 4 eski devlet ve hükümet başkanıyla yaklaşık 50 uluslararası örgüt temsilcisi veya eski hükümet yetkilisinin katılımını teyit etti. Yarın düzenleyeceğimiz toplantılara katılımın özellikle çok yüksek olduğunu söylemek isterim. Bu aslında salgına rağmen ülkemize duyulan güvenin göstergesidir. 8 ülkenin devlet veya hükümet başkanı zirveye, 9 ülkenin dışişleri bakanları da bakanlar toplantısına katılacak. Diğer ülkeler de farklı seviyelerde yine bu toplantılarda temsil edilecek. Toplantılara Avrupa Birliği'nden de ev sahibi ülke konuğu olarak yüksek temsilci Borrell katılacak. Toplantılarda bölgedeki genel durumu ve son gelişmeleri hep birlikte ele alacağız. Bölgenin önümüzdeki 10 yıllık ekonomi ve kalkınma hedeflerini ortaya koyan Güneydoğu Avrupa 2030 strateji belgesi de zirvede kabul edilecek. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, forumun turizme katkısının olacağını, bunun yanı sıra Antalya'nın turizmle birlikte diplomasi konusunda da dünyada adından söz ettireceğini söyledi. Dünya COVID salgını ile birlikte yeni döneme giriyor. Bu dönemde diplomasiyi ilgilendiren her konu yaratıcı, vizyoner, özgür ve yenilikçi bir şekilde görüşülsün istiyoruz. Bu nedenle katılımcıların ağırlığını resmi görevliler oluştursa da katılımcılardan resmi beyan yapmalarını beklemiyoruz. Forumun farklı bakış açılarını yansıtan liberal bir tartışma platformu olmasına önem veriyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kahraman Azerbaycan ordusu kendi öz topraklarını 40 günden fazla süren bir mücadeleyle geri aldı. Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım. Savaş bittiğine göre bölgesel barış için fırsatlar bu panelde konuşulacak. Biz Güney Kafkasya bölgesi bir istikrar ve barış bölgesi olsun diyoruz dedi. Şimdi Azerbaycan topraklarını geri aldı ve Azerbaycan'ın sınır bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım. Ve savaş bittiğine göre panelinde başlığı öyle söylüyor, barış için fırsatlar, bölgesel barış için fırsatlar. Bu panelde bunlar konuşulacak. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanlığı HES karşıtı toplantıya destek istedi. Karadağ Dimala Cami Mahallesi'ne ikinci HES'in yapılmasına karşıyız. Enerji üretmek için farklı alternatifler bulunuyor, doğaya zarar verilmesin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Dimala Cami Mahallesi'ne yapılması planlanan ikinci HES'in kesinlikle yapılmaması gerektiğini, yapılması durumunda doğanın adeta katledileceğini belirtti.
doğayı katledecek olan bir projeye hayır eylemi yapacağız. Yarın saat 11'de partiden hareket edip Dim Alacami'de bu eylemimizi gerçekleştireceğiz. Tabii ki eylem derken orada biz görüşlerimizi belirteceğiz. Haftalık olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında çevre konusundaki hassasiyetlerini ortaya koyan Karadağ, Dim Alacami'deki HES bilgilendirme toplantısına katılacağız. Tüm siyasi partilerin buna destek vereceğini düşünüyorum. Doğayı katledecek olan bir projeye hayır eylemi yapacağız dedi. Evet, Dim Alacami'de biz bir HES projesi istemiyoruz. Çünkü Dim Alacami değil HES projesi yapılması, Dim Alacami bir milli park olması gereken bir yerimiz. Gerçekten Alanya'mızın çok güzel bir köyü, çok güzel bir yerleşim yeri ve oradaki suyumuza biz Alanya olarak sahip çıkacağız. HES yerine güneş enerjisi santrallerinin çoğaltılmasını isteyen Karadağ, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda örnek teşkil ettiğini, tüm kamu kurumları ve özel sektöre GES'e yönelmesinin daha çevreci olduğunu söyledi. Bir örnek vermek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Büyükşehir Belediye'deki çatıdaki yaptığı GES enerji üretimi dahi bugün bir enerji sektörüne katkıdır. Bunu tüm belediyeler, tüm kamu kuruluşları ve tüm bu tür resmi yerlerde ve özel sektörlerde kaldı ki Alanya gibi bir yerimizde yapma imkanları çok çok bol. Karadağ 2. HES projesinin insanların geleceğini tehlikeye atan bir proje olduğunu ve proje hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı'ya da hassasiyeti için teşekkür etti. Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı bir bilgilendirme ve bir soru önergesi Enerji Bakanlığı'ndan cevaplandırılması üzere bir soru önergesi verdi. Dim Alacami'de yapılan, bunları sizlere takdim edeceğim. Nedir, ne değildir, ne gereği vardır gibisinden bir soru önergesi var. Mutlaka onun da cevabını alacaktır. Ben buradan Sayın Milletvekilimiz Cavit Arı'ya da çok teşekkür ediyorum. Alanya'mıza gösterdiği bu duyarlılığından dolayı. İçme suyu kaynakları, doğa ve birçok deniz canlısını tehlikeye atacak olan Dimçayı bölgesindeki HES projesinin durdurulması için Alanya'da 4 koldan destek verildi. Bölge sakinlerinden olan çevre dostu Alanya Postası gazetesi köşe yazarı Ali Özsoy, proje hayata geçtiği takdirde doğacak sıkıntılara dikkat çekti. Dimçayı bölgesinde ikincisi planlanan ve ÇED süreci başlatılan hidroelektrik santralin yapılmaması için çevre dostları ellerinden gelen mücadeleyi dört koldan vermeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti teşkilatları ve bölge sakinleri HES'e karşı direniyor. Biz buradan HES'e hayır diyoruz. Size de bu platformunda yer almanızı istiyoruz. Doğa turizmi, köy turizmi içinde gelecek vadeden bölgenin karanlığa terk edilmemesi için mücadele içerisinde olunduğunu belirten Alanya Postası gazetesi köşe yazarı ve gayrimenkul danışmanı Ali Özsoy, HES projesine karşı olmamızın ilk sebebi Alanya'nın içme suyu kaynaklarının doğduğu yer burası diyerek doğabilecek tehlikeleri aktardı. Alanya'nın içme suyu kaynaklarının doğduğu yer burası. İkincisi doğal güzellikleriyle şirin bir Anadolu köyü burası. Yörük kültürünün sergilendiği, zaten turizme de açıldı burası yavaş yavaş. Bu HES projesinin uygulanacağı yerlerde olacak turizm. Dereye tanık su bırakılmadığı için mevcutta kalan, çok az kalan alabalık var biliyorsunuz, kırmızı benekli. Bu yok olacak, endemik bitki türleri yok olacak, yaban hayatı yok olacak, köylü tarımını yapamayacak. Normalde nüfusu çok fazla olmayan köyün nüfusu komple bitecek diye düşünüyorum. Alanya'da HES projesine karşı oluşturulan kampanyada çok büyük destekler olduğunu belirten Özsoy, Alanya'daki 4 büyük siyasi oluşumda bu konuda desteklerini beyan ettiler. Halk olarak da bir reklam kampanyası ya da PR çalışması yapılmasa da büyük destek var dedi. Gerçekten bir destek var. Hatta Alanya'daki büyük 4 siyasi oluşumda bu konuda desteklerini beyan ettiler. Halk olarak da büyük bir reklam kampanyası ya da PR çalışması yapılmasa da doğal olarak yarın herkesi orada göreceğimizi umuyorum. Alanya'da kriterlere uymadıkları gerekçesiyle bazı sağlık merkezlerinde aşılama yapılamadı. Bu durumsa aşı randevusu alan vatandaşların başka merkezlere yönlendirilerek kalabalık oluşturmasına neden oldu.
Aşılama gruplarındaki hızlı ilerleyiş sürerken Sağlık Bakanlığı yeni uygulamasıyla hayretlere düşürdü. Bakanlığın yeni uygulamasına göre Alanya'da her aile sağlık merkezinde aşı yaptırılmayacak. Sadece bakanlığın belirlediği kriterlere uyan sağlık merkezleri randevusu olan vatandaşlara aşı yapabilecek. Ancak bu durum beraberinde kargaşayı da getirdi. Bakanlığın onay vermediği sağlık merkezlerine aşı olabilmek için randevu alan vatandaşlar onaylanan merkezlere gidince yığılmalar meydana geldi. Aşı hakkı bulunan vatandaşların MHRS'den randevu alamaması ayrı bir tartışma konusu yaratırken bu uygulamada vatandaşları isyan ettirdi. Gece ise hastane koridorlarından aşı kuyrukları oluşurken bu durum ise aşı olalım derken koronayı burada kapacağız endişesine sebep oldu. Adresini şey yap, bu Doğan yapı var ya, onu da benim... Alanya Belediyesi özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasında yeni bir çığır açarak bu tekniği yol ve caddelerde de uygulamaya başladı. Başkan Yücel yeni uygulamanın hem daha dayanıklı hem daha ekonomik olduğunu belirtti. Alanya Belediyesi silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını artık yol ve caddelerde de uygulamaya başladı. İlk olarak Büyük Hasbahçe Mahallesi Arıkan Yılmaz Dim Okulu ve Bektaş Mahallesi'nde bulunan Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının başarılı sonuçlar vermesinin ardından yol ve caddelerde de uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Avsallar Mahallesi'nde Konak Caddesi'nde 1300 metre beton yol çalışmasına başlandı. Modern asfalt plentiyle serilen beton fıskiyeli araç araçlarla ıslatılarak silindir yardımıyla sıkıştırılıp beton yol halini alıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar Mahallesi'ndeki Konak Caddesi'nde sürdürülen beton yol çalışmasını inceleyerek Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut'tan gelinen son aşama hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya bölgesinde bir ilk olarak hayata biz geçirdik. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz özel beton tekniği maliyetinden dayanıklılığına kadar pek çok avantaj sağlıyor. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üretici ve çiftçiyi destekleme projeleri kapsamında sulama suyu eksikliği nedeniyle verimli üretim yapamayan Alanya'nın Şıhlar Mahallesi'nde sorununa çare bulundu. Sulama suyu projesinin hayata geçmesiyle birlikte 1000 dönümlük tarım arazisi sulanacak. Pandemiyle birlikte önemi artan tarımsal üretimde küresel ısınmayla birlikte gelen kuraklık büyük bir tehlike oluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü de bu soruna bölgesel baz çözümler üretmeye devam ediyor. Alanya'da yaşanan su problemine çözüm için hazırlanan sulama suyu projesinin ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi projeyle Sedre Çayı'ndan alacağı suyu Şıhlar Mahallesi'nin üst kısımlarında inşa edeceği toplama deposuna terfi edecek. Bunun için 200'lük çelik borularla 4 kilometrelik sulama suyu hattı yapılacak. Buradan da 140'lık plastik borularla 3 kilometre uzunluğunda mahallenin belirli noktalarına gidecek dağıtım hatları oluşturulacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk, Mahalle Muhtarı Hilmi Türker ve üreticilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgiler verdi. Şıhlar Muhtarı Hilmi Türker, suya kavuşulmasının ardından üreticilerin her türlü sebze ve meyveyi üretir hale geleceğini belirtti. Bugün tüm Alanya olarak hepimiz çok heyecanlıydık. SMA tip 2 hastalığında Zolgensma tedavisi olabilmesi için gereken miktarın toplanmasıyla Ahmet Bebek dualarla uğurlandı. Uğurlama töreninde gencinden yaşlısına Ahmet Bebek'i sevenler gökyüzüne mavi balonlar bıraktı. Alanya'nın evladı Ahmet Bebek için yürütülen kampanyalar nihayet sonuç verdi. Zolgensma tedavisi için gereken miktar toplandı ve Ahmet için dualarla uğurlama töreni yapıldı. Uğurlama töreninde mavi balonlar uçurtularak yolun açık olsun Ahmet denildi. Ahmet Bebek tedavi için gideceği Amerika'da yaklaşık 4,5 ay kalacak. Uğurlama töreninde Alanya Müftüsü İhsan İlhan dua okumasıyla başladı. Bizlerin adını Müslüman kılan, en güzel isimleriyle kendisine dua etmemizi öğreten Yüce Rabbim. Bugün ellerimizi şu anda açtık. Hayır için, şifa için dua ve niyazdayız Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rab. Duanın ardından davullar ve zurnalar çalınıp Ahmet Bebek'in coşkusuna ortak olundu. Müzik
kampanya süreci boyunca Alanya'da vatandaşların büyük fedakarlıklar yaptığına değinen, kampanyanın tamamlanmasında en büyük paya sahip isimlerden olan ALSO Başkanı Mehmet Şahin, bu hikayeyi Alanya tamamladı. Bu işin hikayesinde çok büyük fedakarlıklar var dedi. Bu hikayeyi tamamlayan her şeyi olduğu gibi Alanya halkı oldu. İnanın buna arkadaşlar. Bakın dün aile iki yere açık teşekkür etti. Bir tanesi Alanya halkı. Çok önemli. Alanya halkı ne yaptı biliyor musunuz? İnanın bunun içinde çok duygular var. İnanılmaz derecede duygusal hikayeler var. Fedakarlık. Bir tane arkadaşımız dişlerini yaptıracak, hizmetli çalışan. Biriktirdiği parayı 2 senesini yine biriktiririm, sonra yaptırırım dedi. Eşiyle akşam evde duygulanmış, getirdi. Ahmet bebeğimizin kampanyasına destek verdi. Bizim Alanya'da biliyorsunuz, yaşlılarımız için Allah gücünden versin, kefen parası çok önemli. Kefen parasını biriktirip, eğer ben bu sürede vefat edersem, lütfen benim cenazemi yataklayın deyip, beni defnedin diyen teyzelerimiz oldu. Ramazan'da zekatlar, fitreler. İnanın Alanya halkı bu kampanyaya sahip çıktı. Onun için öncelikle her zaman son noktayı... Duygu dolu anlar yaşayan Çaltı ailesi mutluluklarını ağlayarak gösterdi. Baba Çaltı, herkese vefa borcumuz var derken anne Çaltı ise Alanya bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Koştuğu günleri de hep birlikte göreceğiz diye konuştu. Bilmiyordum, buradan mikrofonu almak istedim. Herkesin Allah razı olsun, herkes bizi tuttu, arkamızda durdular. O canlı yayınları biz yatana kadar izlediler, yorulmadan, uçmadan, usanmadan. Bizim için herkes köylerden paralar topladılar, getirdiler, öğrenciler harçlıklarını getirdiler. Herkesten Allah razı olsun, herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Ahmet'in o mutlu günlerini de sizlerle paylaşacağız. Herkesin 1 lirası bile varsa Ahmet'in üzerinde, o bile bizim için çok değerli. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile İyi Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, kampanyanın başarılı olmasının ardından Ahmet bebeğin tedavi olup Alanya'ya döneceği günü umutla bekleyeceklerini ifade ettiler. Kampanyanın en önemli isimlerinden Cemile Pehlivan da Alanya'ya teşekkür etti. Sonuçta biz bunu başaracağımıza inanarak bu yola girdik. Diğer memleketler SMA kampanyalarını yüz akıyla kapatmışlardı, bitirmişlerdi. Onları da tebrik ediyoruz ama bizim bebeğimiz de gitmeliydi. Ahmet Çaltı Alanya'nın bebeği oldu. Hikayesine çok güzel hikayeler eklendi. Çocukların da sevincini paylaştığı tören sonunda gökyüzüne binlerce mavi balon bırakıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işçi statüsünde çalışan 8142 personel 3150 TL banka promosyonu alacak. Ödemeye ilişkin protokol imza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, promosyonların hayırlı olmasını diledi. Kardeşlerimizin teri soğumadan maaşını ödeyen bir belediye. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan personele ödenecek banka promosyonu ihalesi sonuçlandı. Maaş ve promosyon ödemesini kapsayan ihaleyi Vakıfbank kazandı. 8142 işçiye tek seferde ödenecek 3150 TL'lik promosyona ilişkin protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Vakıfbank 100. Yıl Şubesi Müdürü Mehmet Fırat Akgün tarafından imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bankası Bölge Müdürlüğü ile işçi kardeşlerimizin promosyonu ile ilgili İhaleyi kazanan banka olması dolayısıyla protokol imzalıyoruz. Protokol imza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, gece gündüz demeden sevgili Antalyalılar için çalışan işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra aynı azim ve kararlılıkla işçi kardeşlerim çalışmalarına devam edecek dedi. İşçi kardeşlerim çalışmalarına devam edecek. Onlara çok güveniyorum. Onların gözlerinden öpüyorum. Vakıfbank 100. Yıl Şubesi Müdürü Mehmet Akgün de ihalenin tüm taraflara hayırlı olmasını diledi. İyi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında Marmara Denizi ve çevresinde görülen deniz salyası gibi olayların Antalya Körfezi'nde görülmesini engellemek adına bilimsel çalışmalar yapılmasını amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Körfez'de ve iç sulardaki sucul canlılar yakından takibe alınacak. Antalya Körfezi'ndeki deniz ve kıyı geçiş sularıyla iç sularda sucul canlılarda görülebilecek sorunların incelenmesi işbirliği protokolü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt tarafından imzalandı. Protokol, Marmara Denizi ve çevresinde gösterilen deniz salyası gibi olayların Antalya Körfezi'nde de görülmesini engellemeyi amaçlıyor. Protokolle kıyı geçiş sularıyla iç sular izleme programlarının belirlenmesi, incelenmesi, bilimsel analizlerinin yapılması ve raporlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşen protokol töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böceğin çevre konularına büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Çünkü hepimizin tek bir Antalya'sı var. Kentimizi korumak bizlerin en büyük sorumluluğu. Hem vatandaş hem de kurum olarak sorumluluğu üstlenmiş durumdayız." dedi. "Üzerimize düşen çevremizi korumak adına gerekli tüm tedbirleri almaktayız. Şimdi de üniversitemizle bir işbirliği protokolü imzalayarak bu konudaki desteklerini aldığımız için bizler de çok mutluyuz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu işbirliğiyle Antalya'mız temiz Antalya, doğa dostu Antalya olarak kalmaya devam edecek." Tuncer, Asat Genel Müdürlüğü'nün yasal sorumluluğu ve tek başına yetkisi olmamasına rağmen İl Sağlık Müdürlüğü'ne yardımcı olmak adına deniz ve iç sulardaki çeşitli noktalardan numune alarak incelemelerde bulunduğunu ifade etti. 644 kilometre sahil olan bir Antalya'mızın ve bununla birlikte iç suları bir yoğun şekilde dereleri ve akarsuları olan bir Antalya'mızın bu suyunun ve denizlerin korunması bizim insanlık adına, Türkiye'miz adına en önemli görevimiz ve sorumluluğumuz. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkansa, "Hem belediyemiz hem Asat'la üniversite olarak bir adım atalım istedik. Sorunlar büyümeden en başta neler yapabiliriz?" şeklinde bir protokol oluşturup yol haritası çizmek istedik dedi. Antalya'ki suyun en bol olduğu, deniz kenarında bir şehir olarak ve suya çok bağımlı bir şehriz. Her anlamda turizm olsun, balıkçılık olsun. Bu anlamda çok kıymetli bizim için, ekstra kıymetli. Neler yapabiliriz diye oturup kafa patlattık. Hem belediyemizle, hem Asat'la, hem üniversite olarak bir adım atalım istedik. Sorunlar büyümeden en baştan neler yapabiliriz şeklinde bir protokol oluşturup yol haritası çizmek istedik. Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt, çevre ve suyun insanoğlu için vazgeçilmez iki... Efendim, ben Özlem. Kaygısız bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yeni gelişmelerle Alanya Posta TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.